Herkese merhabalar. Bugün yine laboratuvardan bildiriyoruz. Tabii karşınıza maskesiz çıkmayı tercih ederdim ama malum tedbiri elden bırakmamak lazım. Zor günlerden geçiyoruz. O yüzden ne olur kusura bakmayın, maskeyle anlatacağım. Bugünkü videomuz inkübatörlerle ilgili yine. İki farklı inkübatör kullanıyoruz demiştim çok eski videolarımda. Şimdi bu iki inkübatörü biraz karşılaştıralım istiyorum. Neden benchtop kullanıyoruz ya da neden konvansiyonel inkübatör kullanıyoruz? Biraz aralarında ufak da olsa farklılıklardan bahsetmek iyi olur diye düşündüm. İki inkübatörü karşılaştıracağız ve 5 aşamada karşılaştıracağız. Bir numarada ergonomiklik var. Şimdi benchtop'a bakalım. Benchtop'ımızda, bizim kullandığımız benchtop'ta 6 tane göz var. Bu 6 tane gözün her birine 4 hasta koyabiliyoruz kullandığımız petriye göre. Büyük petri kullananlar 2 tane hasta koyabilir. Küçük petri kullananlar 4 tane koyabiliyor. Ama tabii ki tercihen her gözün çok fazla açılıp kapanmaması adına tek hasta için kullanılması öngörülüyor diyebiliriz. Benchtop'lar daha ufaklar, konvansiyonelle karşılaştırdığınızda daha ufaklar. Hatta belli mekanizmalarla üst üste 3 tane 4 tane benchtop koyabiliyorsunuz özellikle çok yoğun laboratuvarlarda. Ama sıra konvansiyonele geldiğinde iş biraz daha değişiyor. Konvansiyonel inkübatöre geldik. Gördüğünüz gibi kocaman bir inkübatör bu inkübatör. Bunlardan maksimum 2 tanesini üst üste koyan laboratuvarlar var. Daha fazlası zaten duvara kadar çıktığı için ve biz açamayacağımız için kullanıma uygun olmuyor. Bunların eskiden su ceketlileri vardı. Bunlar hiç pratik değildi. Neydi? Şu kenarında bir yer vardı. Buradan litrelerce su koyuyorduk içine ki içindeki ısı sabit kalsın. Tabii bunlar çok eski teknolojiler. Şimdi öyle bir şey yok. Sensörleri oldukça iyi. Dolayısıyla içindeki sıcaklık oldukça stabil bir şekilde dağılabiliyor. Bunlara nasıl hasta koyabiliyoruz? İşte bunlara koymak için büyük kapağı açmak durumunda kalıyoruz. Ve bu inkübatörde bakın 4 göz var. Biz içine kamera yerleştirdiğimiz için üst gözü sadece kamera kullanacağımız hastalar için kullanıyoruz. Ama bunların daha 6 gözlüsü olanlar da mevcut. Şimdi 2 numaraya geçiyoruz. 2 numara, işte 2 inkübatörü birbirinden ayıran en önemli özellik nem konusu. Benchtop inkübatörler nemsiz inkübatörler, konvansiyoneller ise nemle çalışan inkübatörler. Nedir bu? Konvansiyonellerin içine tepsi koyuyoruz ya da su döküyoruz. Bununla birlikte içinin sıcaklığının ilk çalıştırdığımızda artabilmesi ve stabil kalabilmesi için içerisinin nemli olması gerekiyor. Fakat bu yeni nesil inkübatörlerde böyle bir durum söz konusu değil, nemli değil. Bu nerede işimize yarıyor? İşte 3 numarada işimize yarıyor. 3 numara ne? Temizlik mevzusu. Temizlik mevzusu pratiklik anlamında benchtop'larda çok daha kolay uygulanabiliyor. İçerisi nemli olmadığı için mikroorganizmaların üremesine daha az yatkın diye düşünebiliriz. Tabii bu konvansiyonel yatkın anlamına gelmiyor ya da kontamine çabuk oluyor anlamına gelmiyor. Temizliğine dikkat ediyorsanız, belli dönemlerde temizliğini yapıyorsunuz, konuyla ilgili bir problem yaşamıyorsunuz. Ama tabii ki bunda bir kapak kaldırılıyor ve bu kapak kaldırıldıktan sonra içerisi sadece silinip durulanıyor. Fakat diğerine baktığımızda diğerinde tepsi var ve belli gözler var. Bunların hepsini çıkartılıp ayrı ayrı temizlenip sterilenip tekrar yerine yerleştirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla konu yine biraz daha pratikliğe gidiyor. Embriyologlar açısından benchtop inkübatör temizlik konusunda biraz daha pratik kalıyor. Dördüncü parametre ise bence stabilite durumu. Stabilite, yani içerisindeki gazların stabil kalma durumu ve içerisindeki pH stabil kalma durumunu kastediyorum. Benchtop'lar kapaklarını açtığınız gibi içerisinin sıcaklığının çok hızlı değiştiği inkübatörler, nemsiz inkübatörler. Dolayısıyla pH'i etkileyen en önemli şeylerden bir tanesi de sıcaklık. Ve gaz durumu da aynı zamanda gazın çözünürlüğü, solüsyonun içindeki çözünürlüğü pH'i etkiliyor demiştik. Bakınız eski pH videosuna. Şimdi ortam sıcaklığı arttığı ya da azaldığı zaman pH'ta bir takım değişiklikler olma ihtimali artıyor.
Biz tamam kendi tabii ki kendi tecrübelerimden bahsediyorum. Kendi tecrübemiz olarak benchtoplarda biraz daha hızlı değişim olduğunu görüyoruz. Yani pH değişimlerinin özellikle mevsim geçişlerinde olabileceğini gördük ve düzenli olarak pH ölçme kararı aldık. Sıcaklık değişimleri benchtop kadar hızlı olmadığı için konvansiyonel inkübatörlerde, çünkü içeride ciddi bir nem oranı var, %95'in üzerinde ve kapak açıldığı kapandığı zaman o sıcaklık çok fazla düşmüyor. Yani benchtop gibi ani soğumalar olmadığı için biraz daha stabil kalıyor. Dolayısıyla pH konusunda konvansiyonel inkübatörler biraz daha bir tık daha stabil diye düşünebiliriz. Ama kontrolü yapıldığı zaman, yani pH'i düzenli ölçüldüğü zaman iki inkübatörde de oldukça güzel sonuçlar alınabiliyor. Ve son olarak 5 numara, bence fiyat avantajından bahsedilebilir konuda. Tabii benchtoplar daha yeni nesil inkübatörler ve daha fazla tercih edilir hale gelen inkübatörler. Kullanımın daha pratik olmasından, işte bahsettiğim temizlik vesaire, embriyologlar için daha pratik olduğundan dolayı biraz daha tercih edilebilir hale geldi. Özellikle çok yoğun laboratuvarlarda ve mekanın dar olduğu, laboratuvarın küçük olduğu yerlerde benchtop bu yüzden yerleştirilebilme açısından daha pratik olduğu için tercih edilebiliyor ve kullanım açısından da oldukça kolay olduğundan dolayı. Tabii fiyat avantajı konusuna gelindiği zaman o zaman işler değişebiliyor. Benchtoplar yeni nesilli teknolojiler oldukları için konvansiyonel inkübatörlere göre bir tık daha pahalı kalabiliyor. 5 açıdan inceledik 2 inkübatörü. Bu 5 parametrenin sonucuna baktığımızda şöyle bir şey çıkıyor ortaya aslında. İkisi de gebelik oranları, fertilizasyon oranları gibi laboratuvar parametrelerine bakıldığında oldukça başarılı inkübatörler, tabii ki gerekli kontrolleri uygun zamanlarda yaptığımızda. Bundan sonra karar sizin. Hangisini kullanmak istiyorsanız, laboratuvarınız hangisine uygunsa tabii ki ona karar vermelisiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.